Merhabalar. Öncelikle herkese sağlıklı, mutlu bir yıl diliyorum. 2021'in ilk videosuyla karşınızdayım. Bugün size yeni aldığım Beiz B0879 modelini inceleyeceğim. Uzun zamandır kaliteli, rahat bir iş ayakkabısı araştırıyordum. Daha önce kullandığım modeller de vardı. Sonunda Beiz'in bu modelini tercih ettim. Çok fazla bilgi bulamadığım için kendim bir inceleme videosu çekmeye karar verdim. Şimdi size yeni aldığım ayakkabımı detaylı anlatacağım. Ama öncesinde daha önce kullandığım modelden bahsedeceğim ki neye göre kıyaslama yaptığımı bilin. Sonrasında ayakkabının tasarımından, teknolojilerinden bahsedeceğim. En sonda kendi düşüncemi sizinle paylaşacağım. Başlayalım. Tabii ki piyasada bir sürü iş güvenlik ayakkabısı var ama daha üst seviye, daha rahat, daha hafif ayakkabıların kıyaslamasını yapacağım size. Önce daha önce kullandığım, yani bundan önceki kullandığım ayakkabımı bir inceleyelim. Evet, ayakkabımızın modeli Breza S1 PSRC U-Power'ın. Şimdi bu ayakkabı da gayet güzel bir ayakkabıydı. Yine nefes alabilen bir yapısı vardı. Uç kısımda gördüğünüz gibi kompozit bir burun koruyucu vardı. Normalde biliyorsunuz bunlar demir oluyor. Ayakkabım buydu. Gayet memnundum. 5 yıl kadar kullandım bu ayakkabıyı. Şimdi size 5 yıllık ayakkabımın halini de göstereceğim. Ne durumda olduğunu. Onu da bir görün. Evet. Ayakkabımın durumu bu. Gördüğünüz gibi gayet yağlı. Artık şu kısımlar yırtıldı. Şöyle arka kısmında yırtıldığını görüyorsunuz. Şöyle alt kısmı, artık taban kısmı da tamamen erimeye başladı. Yani demek ki 5 yıl yeterli bir süre. Yeterince kullanmışım. Şöyle gördüğünüz gibi içindeki astarı da tamamen yıprandı. İncecik kaldı. Kendini kaybetti. Yani ayakkabının görüntüsüne çok aldanmayın. Tamam, görüntüsü artık güzel değil. Yağlandı, yırtıldı ama yine de yani piyasadaki birçok ayakkabıdan, işte YDS'ler olsun, farklı uygun fiyatlı ürünler olsun, halen daha çok rahat. Dediğim gibi bu ayakkabıdan gayet memnundum ama dedim ki bu sefer farklı bir marka alayım. Daha üst seviye bir marka alayım. Yani sonuçta kendimizden daha kıymetli hiçbir şey yok. Rahat olmasını isteriz. Yani günlük kullanımda, spor ayakkabımda ne hissediyorsam iş ayakkabımda da aynı şeyi hissetmeliyim ki rahat edeyim. Yani yorulmak istemiyorum. Şimdi şu sondaki yeni aldığım ayakkabıda da var aynı olay. SRC olayına bir bakalım. Bu arada ayakkabılar tabii ki CE sertifikalı. Yani bunları güvenlikle ilgili konulardan çok bahsetmek istemiyorum. Çünkü her iş ayakkabısında olması gereken sertifikalar bunlar. O yüzden o konulara çok girmiyorum. Sadece ayakkabının kendi teknolojilerinden bahsedeceğim. Diğerleri zaten standart olması gereken özellikler. Şimdi gördüğünüz gibi şu SRC'nin açılımı yine tabanla ilgili, burada tutunmayı ve kavramayı arttıran ön profiller demiş. Bu yeni ayakkabımda da aynısı olduğu için U-Power'ın sayfasından anlatıyorum size. Ayak denge özelliğini arttırıcı yanal destek demiş yine burada. Tutunmayı ve kavramayı arttıran arka profiller. Darbe emici, stres azaltıcı, hava yastığı hücresi diyor. Yani konforlu bir taban aslında. SRC eşittir SRA artı SRB demiş. Yani SRC en üst versiyonu oluyor. Bakın bunlar burun kısmı, topuk kısmı, bunlar standartlar. Yani ayakkabıda olması gereken özellikler. Şurada da bakın yazıyor zaten ISO değerleri, ayakkabının nasıl olması gerektiği ile ilgili.
Yani bunlar standartlar. Gördüğünüz gibi değerleri standardın gayet üzerinde. Şimdi yeni aldığım ayakkabıyı kutudan çıkaralım. Tasarımına bakalım. Sonrasında teknolojilerini detaylı anlatacağım. Evet, şimdi ayakkabımızın kutu açılışına geçelim. Gördüğünüz gibi tam modeli burada yazıyor. 44 numara aldım. Base İtalyan malı bu arada. Şöyle kutudan çıkaralım. Tabii bağcıklarını ben taktım. Şu şekilde. Şöyle içinden 2 adet yedek bağcık çıkıyor. Yani yeşil rengi eğer beğenmezseniz yedek bağcığını deneyebilirsiniz. Şöyle bir kitapçık. İşte güvenlik kuralları ile ilgili, sertifikaları ile ilgili bir kitapçığımız var. Şöyle koyalım. Evet, tasarıma bakacak olursak zaten şu kısmı görüyorsunuz. Adidas ayakkabılardaki Ultra Boost teknolojisini andırıyor. Oradan konforlu olduğu belli oluyor. Şöyle taban kısmına bakalım. Az önce gösterdim. Bakın şurada da yazmış. Made in Italy. İtalya'da üretiliyor. Taban kısmından az önce bahsetmiştim. Yani elektrik şoklarına dayanıklı, işte kaymaz, konforlu. Darbelere karşı dayanıklı. Birazdan daha detaylı bir şekilde teknolojilerini anlatacağım. Şöyle gördüğünüz gibi şuralarda nefes alabilen bir yüzey var. Şöyle devam ediyor. Yani ben sıcak ortamda çalıştığım için özellikle böyle bir model tercih ettim. Eğer sahada çalışıyorsanız siz daha farklı modeller tercih edebilirsiniz. Yani kışın yağmurda, çamurda çalışanlar varsa botlarını tercih edebilir. Şu kısımda tabii ki tüm iş ayakkabılarında bulunan şöyle, yani normalde çelik burun oluyor ama üst seviye ayakkabılarda kompozit oluyor. Neden? Hem daha sağlam hem de hafif olması açısından. Yani çelik aslında en alt modeli, bir üst seviye alüminyum oluyor daha hafif olması için. En üst seviyede de kompozit kullanılıyor. Şöyle iç kısmına bakacak olursak belli zaten nefes alabilen bir yapısı var. Şu kısımlarda gördüğünüz gibi süet kullanılmış. Gayet güzel. Tasarım açısından da benim hoşuma gitti diyebilirim. Tabii ki önceliğim konfor. Ayakkabının görüntüsü böyle. İnternet ortamında gerçek görüntüsü olmadığı için, yani fotoğraflarda da hep resmi görseller vardı. O yüzden şöyle merak edenler için de detaylı göstermek istedim. Çünkü resmi görseller ürünün gerçek görselleriyle farklılık gösterebiliyor. O yüzden ayakkabımız bu şekilde. Şimdi detaylı teknolojilerini inceleyelim bakalım. Ne özelliği varmış bu ayakkabının? Evet, ilk teknolojimiz TPU Skin diye geçiyor. Bu ayakkabının tabanıyla ilgili bir teknoloji. Daha esnek, daha konforlu bir taban ve darbeye de tabii ki dayanıklı. Taban sayesinde ayakkabı daha hafif oluyor ve yorgunluğunuzu hissetmiyorsunuz. Tabii aynı zamanda da nefes alan bir tabanı var. We'll be right back.
Şimdi bu AirTag, Fresh and Flex ve Dry and Air üçü de ayakkabının nefes almasıyla ilgili bir teknoloji. Yani nefes alıyor. Tabii ki ayakkabı daha kuru oluyor, daha konforlu oluyor. Üçü birbirini tamamlayan teknolojiler bunlar. Bir diğer teknolojimiz de Slim Cap teknolojisi. Slim Cap olayı nedir? Az önce bahsetmiştim. Standart ayakkabılarda, yani standart derken normal standartları karşılayan iş ayakkabılarında, yani alt seviyelerde, o kısımda çelik ya da alüminyum burun koruyucu olduğunu söylemiştim. Bunlar tabii ki daha iyi koruması açısından kalın oluyorlar ve kalın olduğu zaman belli durumlarda ayak parmaklarınızın uç kısmına baskı yapabiliyorlar ve de aynı zamanda ağır oluyorlar. Slim Cap teknolojisiyle bu kısım, burun kısmı inceltilmiş kompozit kullanılıyor burada. Ne oluyor? Daha hafif oluyor ve de burun kısmının uç kısmında, yani ayak parmaklarımıza temas eden kısımda ekstradan bir yumuşak pad benzeri bir şey var. O da bu koruyucunun parmaklarımıza baskı yapmasını önlüyor. Evet, son teknolojimiz gördüğünüz gibi Smell Stop. Adından da anlaşılacağı üzere koku önleyici bir sistem. Yani ayakkabımız nefes aldığı için, çok hızlı bir şekilde kuruduğu için tabii ki koku yapmıyor. Gayet güzel bir teknoloji bu da. Evet, son olarak kendi düşüncemi de size söylemek istiyorum. Ayakkabının tasarımı, hafifliği, konforu benim gayet hoşuma gitti. Yani tabii ki henüz iş yerinde deneme şansım olmadı ama birkaç gün evin içinde kullandım. Gayet güzel, hafif, rahat hissettirmiyor kendisini. Yani işin aslı spor ayakkabı hissiyatı vardı bende. Tam da aradığım buydu aslında.
Şimdi iş ayakkabılarından kısaca bahsetmem gerekirse, bunlar güvenlik ekipmanı olduğu için kişisel koruyucu donanım diye geçiyor. Bunları çalıştığınız firma size tedarik etmek zorunda. Kanunen yasal yükümlülüğü var. İş güvenlik malzemelerini işverenin size temin etmesi gerekiyor. Ama siz de benim gibi, yani ben daha konforlu, daha rahat bir şey istiyorum, benim canım kıymetli, ben konforlu bir ayakkabı istiyorum derseniz bu modele de göz atabilirsiniz diyorum. Bakalım, bir de sahada deneyip göreceğiz. İki ürün için de, daha önce kullandığım ayakkabı için de, bunun için de fiyat bilgisi veremiyorum. Neden? Çünkü fiyatlar sürekli değişiyor. Artık anlık döviz kuruna göre nereden daha uygun fiyata temin edebilirseniz oradan alabilirsiniz. Evet, bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sorularınız varsa videonun altına yazın. Hepsini tek tek okuyup cevaplıyorum. Hoşça kalın.